NATO askeri komite toplantısı öncesinde savaş hali uyarısı yaptı Putin ve dedi ki Ukrayna'nın uzun menli füzelerle Rus topraklarına saldırılmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katılması anlamına geliyor. Bunu bir konuşalım o zaman. Çünkü bu ifadeleri sık sık söylüyor Putin ama bu kez farkı ne? Dozajı sert mi? Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal bana eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz ST360'a. Selamlar. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağolunuz. İyi yayınlar. Çok mersi. Cümle iddialı. Putin söyleyince de herkes, yani hepimiz böyle bir dikkat kesiliyoruz ama bir önceki ifadeleri de vardı. Mesela Fransa'ya döndü, dedi ki Fransız askerleri girerse bu bir savaş durumudur. Aynı zamanda nükleer açıklamalarını sık sık gördük. Bunun daha önceki ifadelerden bir farkı var mı? Aslında genel hatlarıyla düşünecek olursak yok. Hı. Ama şimdi Batı dünyası adım adım gerginliği tırmandırıyor. Mesela bu savaş başladığı sırada hatırlayalım. Bu şeye Biden'a sorulduğunda işte Ukrayna'ya F-16 falan verecek misiniz diye Amerikan yönetiminin bütün yetkilileri demişlerdi ki ya Ukrayna'ya F-16 vermek demek 3. Dünya Savaşı demek. Evet. Böyle bir şey tabii ki yapmayacağız demişlerdi. Şimdi anlaşılan şu ki Batı dünyası sanki böyle Rusya'nın bu finansal ekonomik yaptırımlarla böyle diz çökeceğini ve askeri olarak da böyle çok becerikli olamayarak yenileceğini, çekilmek zorunda kalacağını veya başarılı olamayacağını hesaplamış olmalılar ki savaş devam ettikçe stratejilerinde, yani Ukrayna'ya F-16 verirsek 3. Dünya Savaşı çıkar, böyle bir şey olamaz varsayımlarından, onun üzerine inşa ettikleri stratejilerden geriye çekilme var. Daha doğrusu ileri gidiş var. Ama şöyle de bir durum yok mu? Yani mesela ateşlenebilecekleri mesafeyi de büyük ölçüde sınırlıyor Amerika Birleşik Devletleri ki Zelenski'nin buna dair açıklamaları da var. Bir yandan bastırıyor bu güce ihtiyacımız var diye. Bu mesela nasıl bir denklem peki? Şimdi aslında Zelenski ve Batı dünyası açısından son günlerdeki durum şöyle izah edilebilir. Şimdi geçen ayla 1,5 ay falan oldu galiba. Kursk'a saldırdı, evet, aniden Ukrayna kuvvetleri. Şimdi fakat oradaki varsayımları da doğru çıkmadı. Beklentileri şuydu. Kursk'u kurtarmak için Rusya Donbas'taki kuvvetlerini süratle oraya sevk edecekti. En azından önemli bir kısmını. O sırada Ukrayna kuvvetleri Donbas'taki Rus kuvvetlerine saldırarak cepheyi yaracaklardı filan. Fakat tam tersine Rusya biraz daha dikkatli hareket etti. Başka yerlerden birlikler getirdi. Bu arada hava üstünlüğü kurdu. Hava örtüsü olmayan Ukrayna kuvvetleri hızla orada adeta bir kıyma makinesinin içine girmiş gibi. Rusya orada mesela şeyi de savaşı sonlandıracak şekilde bölgeyi, toprakları ele geçirmeye de çalışmıyor. Cepheyi açık tutuyor. Ne kadar Ukrayna kuvveti gelirse onu yok etmeye yönelik bir strateji izliyor. Aha. Bu beraberinde şunu getiriyor. Mesela o saldırı olduğunda Batı dünyasında büyük bir şeyle anlatılmıştı bu. Batı basını mesela coşmuştu. Ha işte Putin'in topraklarına götüreceği savaşı. Evet. İşte şimdi görecekler gününü falan. Şimdi ama orası tam bir Ukrayna açısından kıyma makinesine döndü. Bir de geçenlerde oradaki bir takım silahları falan kullanan veya Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerine danışmanlık yapan 200 civarında NATO subayının, işte danışmanının Rusya'nın füze saldırısıyla öldüğüne dair haberler vardı ki İsveç Başbakanı falan istifa etti bundan dolayı, biliyorsunuz. Evet, evet. Şimdiki durumda savaşı yeni bir şekilde tırmandırıyor. Bu defa da diyor ki efendim Ukrayna'ya biz İşte uzun menzilli füze verelim ve bu füzelerle Rusya'yı vursun. Böyle şimdi bir şey olur mu hocam? Onu da sorayım. Yani Ukrayna mesela bunu yapar mı? Uzun menzilli füzelerle vurur mu? Ya verirseniz Zelenski çıldırmış durumda. Yani her şeyi yapabilecek halde. Ama şöyle, Ukrayna kuvvetleri füzeleri kullanamazlar. Bir defa bunların bir uydularla bağlantı sisteminin olması, koordinasyonunun kurulması lazım. Ukrayna'nın bu sistemleri yok. İkincisi, bu füzelerin kullanılması için ancak ve ancak
NATO personelinin gelmesi lazım. Yani İngiliz subaylarının, as subaylarının, bilmem Amerikalı subayların, as subayların ve veya Avrupalıların ve veya hepsinin birden karışık bir şekilde oraya gelip sistemleri çalıştırması lazım. Şimdi bunu çalıştırmaya kalktıklarında da Putin'in dediği gibi o zaman siz savaşa girmiş oluyorsunuz diyor. Şimdi savaşa girmiş oluyorsunuz demenin bir karşılığı var. O zaman ne olacak? A. Rusya'da benzeri füzelerle Ukrayna'ya mı karşılık verecek? Bu işin bizzat içinde olduğunu tespit ettiği bazı NATO ülkelerini mi vuracak elindeki füzelerle? Veya bir başka senaryoda silahlar mı kullanacak? Evet. Ve bunu kime karşı kullanacak? Yani bunlar çok ciddi senaryolar ve o noktaya doğru hızla geliyoruz. Benim tahminim Amerika'daki bu başkanlık seçimlerinden önce Batı dünyası bunu daha da tırmandırma eğiliminde. Yani Trump kazanırsa savaşı durduramayacağı bir senaryoyla göreve başlasın gibi bir şeyler planlıyorlar. Yani biraz komple oluyor ama... Aslında Trump'a yönelik de bir adım gibi görüyorsunuz o zaman. Tabii Trump öncesi, yani İngiltere'yi de bunun diyor ya. İngiltere'nin de açıklamaları oldu ya Hasan Hocam son dönemde bu konuya dair. Mesela onu da burada değerlendirebilir miyiz? Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden'la İngiltere'nin böyle bir ortaklığı savaşı tırmandırmak adına. Kesinlikle. Yani şu andaki İngiltere'deki hükümet zaten şu andaki Biden yönetimiyle tam bir işbirliği halinde bu konuda. Tabii oradaki gariplik de mesela en son İngiltere 1 milyar dolara yakın 460-70 milyon pound gibi bir rakam daha açıkladı Ukrayna'ya vereceğini. Hı hı. Bu arada İngiltere'nin perde arkasında ne kadar silah, hangi füzeler vesaire gönderdiğini de tam bilmiyoruz. Ama aynı İşçi Partisi hükümeti çok enteresandır. Yaşlılara kışın soğuk havalarda yardım olsun diye verilen ısıtma ek paralarını da durdurdu, para yok diye. Yani o da şu anda İngiltere'de feci şekilde tartışılıyor. Çünkü bir yandan da bu mültecilerden dolayı İngiliz kamuoyu acayip şekilde infial halinde görünüyor. Dolayısıyla bütün bunlar içeride dışarıda çok ciddi şeylerin başlangıcı haline dönüşebilir. Eğer böyle bir tırmandırma olur ve Trump da seçilir ve bunun sonucunda gelirse... Bunların beklentisi şu: A, Trump'ı seçtirmemek en ideal senaryo. B, Trump gelse bile, hani diyor ya sürekli olarak, ben gelirim ve Ukrayna'ya bu şeyleri vermem, bu kadar mali ve askeri desteği vermem, keserim. Sonra da derim ki oturun şurada doğru dürüst müzakere edin, bu işi bitirin derim. Evet. Şimdi onu diyemeyeceği bir noktaya çekmeye çalışıyorlar ama ne yapacaklar bilmiyorum. Yani şimdi... kirli bomba işi falan çıkarsa şaşırmam. Şimdi şunu da merak ettim. Şimdi Rusya'nın İran'dan aldığı o balistik füzeler meselesi. Bunun ardından işlerin değiştiğine dair mesela Batı medyasında makaleler var. Yani Batı için bu saatten sonra işler biraz daha değiştiğine dair yorumlar yapılıyor. Özellikle İngiltere'nin açıklaması vardı biliyorsunuz. Putin için dedi ki savaşı o başlattı, o bitirir. Buna ne söylemek gerekir? Katılır mısınız bu yoruma? Şimdi birincisi, İran'ın Rusya'da olmayan füzelere sahip olduğu ve bunları Rusya'ya temin ettiği hikayesi bana tek kelimeyle hikaye geliyor. Hmm. Yani füze konusunda dünyanın en ileri füzelerine, en ileri teknolojilerine sahip olan ve bu konu burada savunma sanayi olarak da NATO ülkelerinin toplamından daha fazla silah üretebilen bir ülkeden bahsediyoruz, Rusya. Ancak dayanışma olabilir aralarında. Ufak tefek girdiler, gittiler, geldiler olabilir ama yani bunu böyle abartmanın bir alemi yok. Hmm. İkincisi, ikinci söylediğiniz önemli. Yani evet, bunu Putin başlattı diye düşünüyorsa İngiltere, Putin bitirebilir ama nasıl bitirecek? Şimdi kaldı ki bunu Putin'in başlattığı ciddi bir tartışma, Ukrayna içerisinde meydana gelen renkli devrimlerden itibaren bu noktaya adım adım sürükleniyoruz ve bu sürüklenmenin içinde İngiltere'nin çok ciddi payı var. Evet. Dolayısıyla bir de bu tangoda iki şeye, dansçıya ihtiyacımız var. Yani bu tek başına olacak bir şey değil. O karşı tarafında gelip bir müzakereye oturması lazım. Müzakerenin de 3 aşağı 5 yukarı altyapısının
ne olacağı, nereden başlayacağı belli. Peki biliyorsunuz son sorum da şu olsun. Biden ve İngiltere bir araya gelecek, görüşecekler. Beyaz Saray'dan bu füzelerin kullanılması adına sizce, tahmininizce bir onay çıkar mı? Vallahi burada paramı nereye oynayacağımı bilemiyorum bahiste. Yani genellikle hani param olsa, bahis olsa şunu yaparım diyordum. Ama burada param yok. Eğer bahis varsa nereye oynayacağımı bilemiyorum. Ben yani, anladım hocam. Çünkü Amerikan derin devleti burada tırmandırmadan yana oynayabilir evet. işi. Trump'ın önünü kesmek için. Trump gelse bile bir şey yapmasına mani olmak için. İngiltere'deki İşçi Partisi bu Starmer'da çok ilginç bir adam. Yani geçenlerde şeyin yazdığı bir makale vardı. Hani tatile git, bir daha da dönme. Çünkü olup bitenlerle ilgili olarak İngiltere'nin sana ihtiyacı yok diye. Boris Johnson'ın. Boris Johnson'ın her argümanını beğenmem ama burada yazdıkları galiba doğru gibi Starmer'la ilgili olarak. Bakalım, bekleyeceğiz yani. Peki. Çok çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Hasan Ben Ünal, teşekkür ederim. Profesör Doktor, çok İyi çok sağ akşamlar. Olun.